Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepiniz son provaya hoş geldiniz. Sizler için 5 tane güzel sorun var. ÖSYM'nin son 5 yılda sorduğu konulardan değerli arkadaşlarım. Hazırsanız hemen ilk provadan başlıyoruz. Son provamızın ilk kısmıdır. İkinci kısmı birazdan geliyor. Anlaştık mı? Bu gece uyumuyoruz. İstediğimizi alacağız. 5'te 5 yapacağız. Şu sınavın içinden geçeceğiz. Anlaştık mı? Hadi askerlerim. İlk sorudan başlıyoruz. Ya Allah Bismillah gazamız mübarek olsun. Bu ifadeler Türk devletlerinde aşağıdakilerden hangisinin benimsenmesiyle ilgilidir? Onun kitabelerinde üstte mavi gök altta yağız yer da ikisi arasında insanoğlu yaratılmış insanoğlunun üzerine ecdadın bu Kağan, ismi kan oturmuş ifadesi yer almıştır. Ne demiştik? Şu anahtar kelimeler var ya üstte mavi gök ve alta yağız yer. Şu anahtar kelimeler bizi neye götürür? Türklerin dünya hakimiyeti ülküsüne götürür. Bu neydi hocam? Tabii ki cihan ülküsüydü. Şıklara gidelim. Göçebe yaşam tarzı. Genel olarak baktığımızda değerli arkadaşlarım genel olarak Türkler konar Göçer yaşam tarzını benimsiyordu. Bu neyden kaynaklıydı? Bozkır kültüründen kaynaklı. Tamam. Cihan hakimiyeti doğru cevabımız. su so Bakın sosyal devlet anlayışı ile ilgili şu anahtar kelimelere dikkat et. Çıplakları giydirdim. Fakirleri zengin kıldım. Sosyal devlet ne demek hocam? Devletin halka yardım etmesidir. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Sosyal devlet ile ilgili anahtar kelimeler. Çıplakları giydirdim. Zenginleri, e, fakirleri zengin kıldım. Tamam mı? Layık like yönetim. Ne demek? Din ve devlet işlerinin ayrı yürütülmesidir. Tek tanrı anlayış. Gök tarih anlayışından bahsedilmiş. Böyle bir durum söz konusu değildir. O yüzden cevabımız cihan ülküsü olacaktır. Dikkat edelim. İkinci sorumuz sevgili arkadaşlarım. Bu soruyu çözdükten sonra size sözlü sözlü ne la? Size sözlü soruyu yönelteceğim değerli arkadaşlarım. Her denemede yapıyorum bu denemede de yapacağım sözlü soruyu yönelteceğim sizlere ve sizleri yorumda görmek istiyorum. Sözlü soru birazdan geliyor. Şimdi çözelim. Buna göre ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Okuyalım. Bir Haçşuğru yendi. Rumların zulmünden kaçan 3000 Haçlı Müslüman oldu. Ah merhamet sen hıyanetten daha da zalimsin. Çünkü Türkler Hristiyanlara yardım edip şefkat göstererek dinlerini satın alıyor. Bununla beraber asla onları din değiştirmeye zorlamıyorlardı. İfadeleri yer almıştır. Şimdi Hristiyan dünyasında yeterli hoşgörünün olmadı. doğru mudur? Doğrudur. Rumların zulmünden kaçan diyor zulmünden. Tamamdır. Anadolu'daki egemenlik Türklere geçmiş mi? Daha geçmemiş değerli arkadaşlar. Böyle bir şeye Ulaşamıyoruz. Daha geçmemiş. Miryokefalon savaşını verseydi tamam verdik. Çünkü Miryokefalon savaşı ile Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşiyor. Bu değil. Türkleri farklı inançlara baskı uygulamadığı doğru mu? Doğru. Bununla beraber asla onların onları din değiştirmeye zorlamıyorlar. O yüzden cevabımız 1 ile 3 olacaktır. Sözlü soruyu yöneltiyorum. İslamiyet'i resmi din olarak kabul eden Karahanlı hükümdarı kimdir? Hem ismi hem de Müslüman olduktan sonra hangi ismi aldığını sizden istiyorum. Hangi isimle İslamiyet resmi din kabul etti? İslamiyet kabul ettikten sonra hangi ismi aldı? İstiyorum. Çıkabilir. Hadi bakalım. Üçüncü sorumuz. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Okuyalım Osmanlı tarihi. Osmanlı devletinde önemli şahsiyetlerden Akşemsettin Louis Pasteur'in yaklaşık 400 yıl sonra deneyle keşfettiği mikrobu Madetül Hayat adlı eserinde hastalıkların insanlarda teker teker ortaya çıktığını sanmak hatadır. Hastalık insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma gözle görülmeyecek kadar küçük fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur diyerek açıklamıştır. Akşemseddin yine o yıllarda Serentan adıyla bilinen kanseri teşhis etmiş, karantinanın mantığından bahsetmiş, ishal mikrobunu ve tedavi yöntemlerini bulmuştur. İleriye yönelik tüm araştırmaları yapmış mı? Yapmış. Bu kim biliyor musunuz? Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet'in akıl hocasıdır. Tamam mı? Bakın Fatih'e kim ders veriyor? Osmanlı devleti bilimsel gelişmeleri açık mı? Açık. Hani bazıları diyor ya Osmanlı sadece din alanında gelişti diye. Böyle bir şey yok. Medreselerde mükemmel insanlar çıkıyor. Pozitif bilimlere Osmanlı bilginleri hizmet etmiş mi? Hizmet etmiş. Pozitif bilim dediğimiz tıp Matematik astronomidir. Anlaştık mı? Tıp alanında Akşemseddin gelişmek adetmiş. Tıp alanında Osmanlı bilgileri yetişmiştir. Doğrudur değerli arkadaşlarım. Batı dünyası Osmanlı bilgilerinden yararlanmıştır. Bunu bırak. Bırak. Bunu bırak. Bırak bırak. Osmanlı devletinde modern tıbbın gelişmesine katkı sağlayacak teoriler atıldı mı? Teori ne demek? Kesinleşmemiş yargı ve düşünce. Karantina, ishal mikrobu, kanserin teşhisi. Bunlar Modern tıbbın gelişmesine katkı sağlayan teorilerdir derler Ancak Batı dünyasının Osmanlı bilgilerinden faydalandığı yolunda bir yorum ya da bilgi burada yok. Sadece diyor ki Louis Pasteur'in yaklaşık 400 yıl sonra deneyle keşfettiği mikrobu Madedül Hayat adlı eserinde hastalıkların insanlarda teker teker ortaya çıktığını sanmak hatadır diyor. Karşı çıkmış ona. Tamam mı? Onlardan Osmanlıdan faydalanma yoktur. Yani geçmiyor. İlerleyen zamanlarda faydalanacaklar. Dördüncü soru değerli arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nin itiraf edildiği tarafından Birinci Dünya Savaşı'nın dışında tutulmaya çalışılmasında özelliklerinden hangilerinin doğrudan etkili olduğu savunulabilir. İtiraflar niye Osmanlı'yı istemiyordu? Hatta öyle demeyelim. Zaten Osmanlı topraklarını paylaşacaklardı. İtiraflar neden Osmanlı'nın savaşa katılmasını istemiyorlardı? Niye Almanya'nın yanında savaşa katılmasını istemiyorlar? Bakın değerli arkadaşım unutma Osmanlı'nın teknik gücü yok. Osmanlı'nın ekonomik gücü yok. Tamam mı? Osmanlı'nın neyi var? İnsan gücü ve coğrafi konumu var. Detaylı anlatacağım şimdi. Tarihi birikim. Hayır. Tarihi birikimi için itiraflar savaşa girmesin demez. İnsan gücü bak etkili bu. Şimdi şöyle düşüneceksiniz. Hocam askeri alanda da iyi değil ki. Ama oyalıyor. Askerler oyalayacak mı? Oyalayacak ne kadar iyi olmasalar da. Kültürel çeşitlilik savaşın dışında tutulmaya çalışılmasında etkili değil. Jeopolitik konum çok ama çok etkili. Özellikle Boğazlar'dan dolayı. Tamam mı? Cevap 2 ile 4. Almanya niye istedi Osmanlı'yı? İnsan gücü, jeopolitik konum, halifeliğin gücü. Almanya şunu düşünüyordu. Osmanlı'yı kendi yanıma çekersem savaş geniş alanlara yayılır, yeni cepheler açılır. Böylece itiraflara en büyük darbeyi vurmuş olurum. Düşüncesiyle hareket ediyordu Almanya. Ve Osmanlı'yı aldı aynen öyle gelişti olaylar. Ta ki ABD savaşa girene kadar. Tamam mı? Çanakkale cephesi en büyük zaferlerden biridir. Beşinci sorumuz. Dikkat ederim. Halkçılığın toplumun halkça eşit bir düzen içinde yaşamasını amaçlamasının aşağıdaki inkılaplardan hangisini ortamazladığı ileri sürülemez. Şimdi ÖSYM iktisadi yani ekonomik alanda gerçekleşen inkılaplar hakkında soru sormuştu. Bu sene yani gelmesi biraz zor gözüküyor değerli arkadaşlarım. İktisadi alanı sormuşsa bir sene daha sorar mı? O muamma. Ama yine de ikinci provada ekleyebilirim ne olur ne olmaz. Şimdi halkçılık ilkesi hakkında değerlendirme yapmamız lazım. Aşar vergisi. Aşar denilince aklına çiftçi gelsin. Çiftçinin üzerindeki yük kaldırıldı. Halkçılık. Yeni Türk alfabesi. Bunu burada bırak. Medeni kanun. Kadın erkek eşitliği sağlandı. Buradan sonra gelebilir. Kadın erkek eşitliği sağlandı. Güzel. Ama burada kadına hangi hak verilmedi? Siyasi hak verilmedi. Buraya dikkat et. Medeni kanunda siyasi hak yoktur. Eşitlik var. Ayrıcalık belirten ünvanlar kaldırıldı. Herkes toplumda eşit olacak. Azınlıklar Türk vatandaşıdır. Yine Türklerle eşit haklara sahip olacak. Ancak yeni Türk harfleri hem milliyetçilik hem de inkılapçılık alanında gerçekleşen en önemli inkılaplardan biridir. Bakın size anahtar kelimeleri veriyorum. Türk, Türkçe ve Türkiye kavramları bizi doğrudan milliyetçiliğe götürür. Yeni Türk diyelim ki yeni Türk alfabesi vermedi. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türk Parasını Koruma Kanunu bunlar milliyetçiliktir. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Anlaştık mı yavru kurtlarım? Anlaştık mı askerlerim? İlk prova buraya kadar. İkinci provaya birazdan geçeceğiz. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.